Öncelikle meclisi açıyorum. Meclise başlamadan önce deprem felaketinde hayatını kaybeden depremzedeler için, şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu yapalım. Allah rahmet eylesin. Arkadaşlar çok büyük bir deprem felaketi geçirdik. Öncelikle tüm bölgedeki tüm halkımıza, tüm Türk milletine öncelikle geçmiş olsun diyoruz. Başsağlığı diliyoruz. Çok büyük üzüntü içindeyiz. Deprem olduğu ilk günden itibaren Türk milleti birlik oldu. O andan itibaren çalışmalara başladık. Ben bu konuda emeği geçen, şöyle bakıyorum, Akhisar'da herkes elinden geleni yapmaya çalıştı. Belediyesinden devlet görevlilerine, onun dışında gönüllülere, odalara, sivil toplum örgütlerine, ticaret odasına, ticaret borsasına, iki OSB'mize, hepsine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Akhisar halkı bu konuda inanılmaz bir birlik, dayanışma gösterdi. Oraya hem bölgeye gidenler olmak üzere, ayrıca onlardan hepsine Allah 1000 kere razı olsun. Aynı zamanda burada Akhisar'da yardımseverliklerini gösteren, bunu organize eden tüm herkese çok teşekkür ederim. Gerçekten çok örnek bir çalışmaydı. Ben tabii yanlış anlamayın, şunu yaptık, bunu yaptık diye övünmek için değil. Ama meclis üyesiniz, bunların hepsi sizlerin cebinden çıkan, sizlerin vergileriyle ödenen paralar. Ve yarın öbür gün de bunların hesabını vermekle zorunluyuz. Gidip de sadece depremde para harcandı, şu paraları harcadık demekle olmuyor. Bizim yaptığımız her iş arkadaşlar kayıtlı kuyutlu, kaydı var. Hepsi hesap verilebilir. Ben çok kısa bir özet geçeceğim. Öncelikle onu söyleyeyim. Biraz zaman çok kısa geçeceğim. Özetin de özeti olacak. Aranızdan bilginiz olsun diye söyleyeceğim. Arkadaşlar 6 Şubat tarihinde ilk gün 7 adet damperli kamyonu, 14 adet kamyon şoförümüzü, 1 adet ambulansı, 2 adet şoförü, 2 adet ATT'yi görevlendirdik. Manisa AFAD Müdürlüğü ile koordine olarak Adıyaman deprem bölgesine sevk ettik. Ayrıca belediyemiz acil müdahale ekibi olarak yetiştirdiğimiz ve kendilerinin akut eğitimi olan, arama kurtarma eğitimi olan ve bugün de geri döndüler zaten 8 adet teknik personelimiz bölgeye sevk edilmiştir. 7 Şubat'ta belediyemize ait bir otobüsle 2 adet şoför, 19 adet de donatılmış teknik eleman, ki bunlar fen işlerine bağlı inşaat içinde usta bir ekipti ve çok faydalı işler yaptı. Özellikle İranlı bir ekip var, arama kurtarma ekibi. Onunla da güzel çalışmalar yaptılar. Bölgede ciddi çalışmalar yapıldı. Ayrıca iş makinesi bir adet de Bekoledev bölgeye sevk edildi. 9 Şubat tarihinde gene belediyemize ait bir adet otobüs ile 3 adet şoför, ilçemizden gönüllü operatörler ve teknik ekip ile bu sefer Hatay'a sevk edilmiştir. 11 Şubat'ta Akhisar içerisinde bulunan AFAD'a ait 38 adet konteyner, 3 vinç, 1 adet lopet ve 2 adet kamyon ile şantiyemize toplanıp 20 adet tır ile birbirine her birine gidiş geliş yakıtları belediyemiz tarafından karşılanmak üzere bu sefer Adıyaman deprem bölgesine sevk edilmiştir. 10 Şubat tarihinde gidiş gelişi yakıtı gene belediyemizden karşılanmak üzere bir tır, 92 adet veri soba ile 100 çuval odun Kahramanmaraş bölgesine teslim edilmiştir. 13 Şubat tarihinde de Malatya bölgesine gitmek üzere soba ve 9 adet konteyner toplanarak deprem bölgesine devam etmiştir. Toplamda 7 adet kamyonumuz, 2 adet otobüsümüz, 1 adet iş makinemiz, 1 adet ambulansımız, 19 adet şoförümüz,
2 adet operatörümüz, 2 adet acil tıp teknisyenimiz, 8 adet acil müdahale ekibimiz, 19 kişilik gönüllü teknik ekibimiz, 38 adet konteyner, 19 adet yakıt verilen tır verilmiştir. Adıyaman'a ayrıca 21 adet konteyner tır gitmiştir. 92 adet soba ve 100 çuval son 2 gün içinde gönderilen rakamlar. Ayrıca 10.450 litre mazot verilmiştir bu araçlara şu ana kadar şantiyemizden. 6.905 litre daha verilecektir. AFAD'la olan iletişim halinde olduğumuz sonuç olarak. Bunun dışında toplam gönderdiğimiz yardım tırımız 49 adete yükselmiştir. Ki bu birçok ilden fazladır. Bu da bu bizim sayemizde değil, Akhisar halkı sayesinde. Hepsine teşekkür ederiz. Akhisar'a gelen toplam yaklaşık 200 kişiye ulaştık. Bunların hepsine destek verdik. 200'ün üstünde şu anda Akhisar'da depremzede var. Bunların hepsi aynı zamanda kaymakamlığa gitmelerine de salık veriyoruz. Çünkü şu anda kaymakamlığın başvuru yapan sayısı çok daha az. Ama onlar da hızlı bir şekilde kaymakamlığa giderek kayıtlarını da yaptırıyorlar. Bu rakamın tabi bu bize ulaşan rakam. Bize 200 olarak söylüyoruz ama 500'lü rakamlara ulaştığını düşünüyoruz Akhisar'a gelen rakamın. Belki de 1000 oldu. O önümüzdeki günlerde netleşecek. Gıda yardımı yaptığımız hijyen ürünleri, bebek bezi, mama, süt, kıyafet, battaniye, yastık, çorap, iç giyim, ısınma tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz arkadaşlar. Hepsini gönderiyoruz. Ev eşyası 15 tane ev eşyası yardım yapıyoruz. Şu anda yaklaşık 60'ın üstünde hazır evimiz var. Bu evlerde misafirlerimizi misafir etmeye başladık. Vatandaşlarımıza da buradan bir çağrı yapayım. Dayalı döşeli, kullanılma hazır, çok lüks olmasına gerek yok. Böyle müsait boş evleri varsa afetzedeleri verecek. Bunları da kullanımlarını açabiliriz. Toplamda 71 adet depremzede vatandaşımızı belediye imkanlarımızla getirdik. Şu bugüne kadar gelmeye devam ediyor. Şu an 2 otobüsümüz yolda, dönüş yolunda, bir otobüsümüz de gidiş yolunda. 31 adet maden işçimizi oradan götürdük. Gönüllü vatandaşlarımızı da zaman zaman getirip götürme işlemini devam ediyoruz. Sözün özü, tüm yolları kullanarak işte 50'ye yakın tır, 49 adet tır götürdük ki bu sabahtı, son bir tane daha gönderdik, 50 oldu büyük ihtimalle. 50 tane tırımız şu anda bölgeye ulaştı, ulaşmaya da devam ediyor. Onun dışında yaptığı sütlerimizi vatandaşlarımızdan gelen yoğurt istek üzerine, yanlış anlamayın, bu da bizim hizmetimiz değil. Bu da vatandaşlarımız dediler ki bu sütleri biz istemiyoruz, bu ay depremzedelere yollayın. O sütleri de depremzedelere yolluyoruz. Onun için ben Halmeydan Komutanlığımıza, devletimize, ticaret borsamıza, ticaret odamıza çok teşekkür ediyorum. Sütleri ve diğer birçok battaniye olsun, eşya olsun, birçok şeyi parça parça Havameydan Komutanlığımızdan İncirlik üstüne uçakla sevk ettik. Devletimizle tamamen işbirliği içindeyiz. Tamamen onlarla koordine halindeyiz. AFAD müdürleriyle devamlı görüşüyoruz. Valimiz, kaymakamımız görüşüyoruz. Bu iş yapılacaksa el birliğiyle yapılır. Bunun da farkındayız. Organizasyonlarda ciddi aksaklıklar oldu ama onlar bugünün konusu değil. İleride bol bol konuşuruz. Yani ben onları da kısaca söyleyeyim. Bizim AFAD sistemimizi ve yapı denetim sistemimizi çok hızlı bir şekilde elden geçirmemiz lazım bu işler bittikten sonra. Yani ciddi aksaklıklar oldu. Ama dediğim gibi onlar şimdi bugün konuşulacak konular değil. Aslında konuşulması gereken konular ama devletin şu anda iktidar elinde bulunan bir kısım insan içinde devlet ile siyasi iktidar birbirine karıştırma çabası olan insanlar var. Bugün bizim yaptığımız eleştiriler ne yazık ki devleti eleştiriyoruz gibi algılanıyor. Aslında siyasi iktidardaki eksiklikleri söylüyoruz. Bir muhalefetin yapması gerektiği gibi. Ki ben özellikle de bu yüzden söylemiyorum. Bir süre daha söylemeye devam edeceğim. Ama yaşadıklarımız, şu bir haftada yaşadıklarımız film olur. Ki biz burada hiçbir şey görmedik. Orada neler yaşandı? Lütfen mutlaka karşılaşacaksınız. Bugün bir Hatay'dan gelen bir kadınla, depremzede kadınla, evi yıkılan bir kadınla karşılaştık. Çok duygulandım. Çok şeydi yani, ne diyeceğimi de bilemedim. Çok yani onu mutlaka denk gelirsiniz. Mutlaka onlarla konuşun. Çünkü işler hiç bildiğiniz gibi değil, gördüğünüz gibi değil. Televizyonlarda size gösterilenler gibi öyle aman kurtardık, ettik, yaşasın gibi değil. Şu anda durum çok kötü. Bu olayda maalesef öyle 3 günlük 5 günlük bir olay değil. Aylar sürecek bir destek ihtiyacı var bu insanların. Bu yüzden de ben Akhisar halkına defalarca tekrar ediyorum. Yani bazen insanlar işte ben de diyor
5000 tane iç çamaşır var mesela. Çok iyi büyük ihtiyaç. İç çamaşır mesela. Çok büyük ihtiyaç. Ne yapayım, göndereyim mi? Bekle diyorum. 3-5 gün geçsin. Biraz daha durulsun. Çünkü ilk başta giden yardımlardan ziyan olanlar çok oldu. Oradaki karmaşa yüzünden. Bazı kentler şu anda düzene girdi. Yani Adana'da çok büyük sorun yok. Antep çok büyük sorun yok gibi gözüküyor ama binlerce kişi sokaklarda, yani o düzene giren kentlerde dahi. Ama Hatay'da hala sıkıntılar devam ediyor. Bugün yine bir depremzede kardeşimizle konuştum. Gün be gün daha iyi gidiyor abi dedi. İçime ferahlattı. Gün be gün daha iyi gidecektir. Zaten bizim de o içimizi yakan şey o 3-4 günkü, ilk 3-4 günkü ağır işleyen sistem oldu. Mahvolduk. Yani insanlar, gönderdiğimiz insanlar orada bekledi. İş makineleri bekledi. Doktorlar bekledi. Hep emir beklendi. Yukarıdan bir emirler beklendi. Dedim ki bununla ileride konuşulur. Ama inanılmaz bir emek var. İnanılmaz bir iyi niyet var. İnanılmaz bir birlik, beraberlik var. Allah hepsinden razı olsun. Hepsine çok teşekkür ederim. Devlet kurumlarımızdan, valiliğimizden, AFAD'ımızdan, işte tüm devlet kurumlarından, aynı zamanda belediyelere, aynı zamanda gönüllülere, Türkiye bir birlik içinde çok örnek bir birliktelik gösterdi. Ama deprem gerçeğini ve yaşadıklarını maalesef değiştirmiyor. Çok büyük bir felaket yaşadık. Gene mutlaka bahsetmemiş başka bir konuda bu inşaat sektörü. Yani bu konuda da çok büyük eksiklikler var. Az önce milletvekilimiz de vardı. Onunla da fikirlerimi ilettim. Onunla ilgili bir rapor hazırlayıp önümüzdeki şu işler biraz sakinlesin. Onu da ileteceğiz yukarıdakilere. Bizim imar müdürlüğü biraz sert bir imar müdürlüğü. Pek sevilmez. Onların çok büyük tecrübeleri var bu sertlik konusunda ki sağ olsunlar. Yani sertlik derken kuralları uygulama açısından bu şekilde uygulamaya devam edecekler ama sistemde çok ciddi aksayan şeyler var o yapı denetim sisteminde, müteahhitlik sisteminde. Onlarla ilgili olan fikirlerimizi de gene devletimize sunacağız. İnşallah kale alınır, bazı değişiklikler yapılır. Kendimiz ne yapabiliriz derseniz de onunla ilgili bir önergemiz var. Daha önceki depremde bir şeyler yapalım dedik ama çok büyük bir organizasyonla yapalım dedik. Bu sefer öyle yapmayacağız. Daha hızlı ilerlemek adına imar komisyonumuz üzerinden belediye meclisinin alabileceği kararları da az sonra beraber oturup tartışırız. Yani oturup tartışır derken imar komisyonu tartışacak, bize özeti geçecek, biz de kabul edip etmeyeceğimize karar vereceğiz. Yani çünkü sonuçta bir ilçe belediyesiyiz, yasalarımız belli, kanunlar belli. O kanunlar nezdinde ne yapabilirsek sizlerin de desteğiyle oy kaygısı gütmeden, kimi üzeceğiz, kimi kızdıracağız demeden Akhisar halkını yaşatmak için elimizden gelen her türlü riski almaya ben hazırım. Siyasi riski ben alırım. Siz yeter ki meclis olarak benim yanımda durun. İnsanlar daha çok para kazansın, müteahhitler daha çok para kazansın diye hiçbir değişiklik yapmaya, hiçbir müsamaha göstermeye de niyetim yok. Bugün çok uzatmayacağım lafı biliyorum. Yani uzattım ama bu inanın özetin de özeti. İnanılmaz doluyum ama konuşmama sözü verdiğim için konuşmuyorum şu anda. Hiçbir şey söylemiyorum. Kendi kendime söyledim bu sözü. Bizim tek odaklandığımız şey bölgeye ne kadar çok yardım gönderebiliriz. Ne kadar çok gönderebilirsek o kadar iyi. Bir de bugün arkadaşımızı kaybettik. Bir süredir hastaydı kendisi. Ünal Karabodur kardeşimiz, abimiz, zabıta memurumuz. Allah rahmet eylesin, ailesine sabırlar diliyorum. Zaten çok acılı bir dönemden geçiyoruz. Bir de onun acısını hissettik. Ailesinin her zaman yanında olacağımızı bilmeni isteriz. Meclis üyelerimiz bana şöyle bir teklifte bulundular. Sizlere de yani onlar biliyorlar, sizlere de iletmek istiyorum. Şu anda bölgede en büyük ihtiyaç konteyner, çadır ve ısınma ihtiyacı. Bir tane konteyner alıp bölgeye gönderelim diye düşünüyorlar. Çok teşekkür ederiz bu fikirler için de. İnşallah ortaklaşa kendilerini hareket edip fiyatı belli siparişini veririz. Hızlı bir şekilde de bölgeye intikal ettiririz. Şu anda son hafta sonunu biz konteyner taşımakla geçirdik. O az önce gördüğünüz 16 bin tonun önemli bir kısmı da konteyner taşıyan tırlara verdiğimiz mazot parası. Ya bu dönem zor geçecek açık söyleyeyim. Yani hem devlet için hem belediyeler için hem vatandaşlar için ekonomi zaten kriz halindeydi. Biraz daha zorlanacağız öyle gözüküyor. Ama bunu da inşallah bugünlere de geçeriz. Ben bu konuda bu gönlü bol yardımsever davranışlar için de tüm partilerimizin, tüm meclislerine çok teşekkür ederim. Çok da lafı uzatmadan öncelikle dilekçemiz varsa dilekçemizi oylayalım. Ondan sonra da gündem maddeleri, ek gündemleri okuyalım. Meclis Başkanlığı'na 13.02.2023'teki meclis toplantısına katılamayacağım gereğini arz ederim. Doğan Ensivri. Doğan Bey'in mazeretini kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Ek gündemleri oylayacağız abi. Ek gündem maddesi. Başkanlık makamına.
İlçemizde 20 Eylül 1937 tarihinde alınan bir kararla Atatürk'ün Akhisar'ı ikinci kez ziyaret ettiği 10 Ekim 1925 tarihinde hareketle 10 Ekim Atatürk Günü olarak kutlanmaktadır. Ancak Mustafa Kemal Paşa Akhisar'a ilk olarak 5 Şubat 1923 günü gelmiş ve geceyi burada geçirmiştir. Akhisar'da Atatürk Günü olarak 10 Ekim yerine 5 Şubat'ın kabul edilerek kutlamaların her yıl bu tarihte aksatılmadan yapılması, tarihe, dolayısıyla hakikate, bilime, Atatürk'e ve Akhisar'a saygı ve vefanın gereğidir. Bu konuda meclise karar alınmasını arz ederim. Gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. İkinci ek gündem maddesi. Başkanlık makamına. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 70. maddesinin C bendinde kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Cumhurbaşkanlığınca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7 Haziran 2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu'nun kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir hükmü yer almaktadır. Söz konusu madde kapsamında Akhisar ilçe sınırları içerisinde ikinci el ihtiyaç fazlası giysilerin toplanması ve ekonomiye kazandırılması amacıyla Türk Kızılay Derneği ile Akhisar Belediyesi arasında bedelsiz olarak 3 yıllık protokol imzalanması için Belediye Başkanı Besim Dutlu'ya yetki verilmesi hususunda meclis kararı alınmasını arz ederim. Gündeme alınmasını oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Üçüncü ek gündem. Üçüncü ek gündem maddesi. Meclis Başkanlığı. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen merkez üssü Kahramanmaraş ili olmak üzere çevre illeri de etkileyen depremin etkileri göz önünde bulundurularak Akhisar ilçesi mevcut yerleşme alanları kapsamında yapılması gereken çalışmaların değerlendirilmesine yönelik meclis kararı alınmasını arz ederiz. Bunu da gündeme alınmasını oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Birinci gündem maddesi norm kadro değişikliği. Başkanlık makamına 5390 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin I fıkrası ile belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idari birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmeliğin 11. maddesi gereği Akhisar Belediye Başkanlığı'nın memura ait norm kadro cetvelinde ek cetvelde belirtilen 5 adet boş kadro ile 24 adet dolu kadronun tadili hususunda gerekli meclis kararının alınmasını arz ederim. Bunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. İkinci ek gündem maddesi. Başkanlık makamına. Mülkiyeti belediyemize ait muhtelif mahallelerdeki ekteki taşınmazlar satışa sunulacaktır. 2886 sayı yasal gereği 45. maddesince açık teklif arttırma usulü ihale suretiyle satılacağından dolayı 5390 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin E fıkrasına göre taşınmaz mal satışı konusunda encümene satış yetkisi verilmesi hususunda karar alınmasını müsaadenizle arz ederim. Arkadaşlar buradaki çok pardon şey diye fazla telefonla cevap vermek zorundayım. Çünkü depremle ilgili bir şeyler gelebiliyor. Buradaki Akhisar Belediyesi çok fazla yani çok fazla gelir getirmeyen boşta duran bakımını yapamadığımız tarım aşeğinin zeytinlerini toplamadığı kirayı veremediğimiz yerler var genelde. Ama bu ham bir liste. Plan Bütçe Komisyonu'na havale edelim. Orada inceleyin tek tek bakın. Akhisar Belediyesi'ne faydası olacağını düşündüğünüz olanları, Akhisar halkının yararına olacakları çıkartırız listeden. Diğerlerine devam ederiz. Sonuçta boşta durmasında çok fazla faydası yok. Genelde köy ağırlıklı bir liste. Birkaç tane de sanayiyle ilgili şeyler var. Onlarla ilgili de Akhisar'da çok ciddi fabrika arayan yerler var. Onları bizim yer kazanmamız lazım. O bakımdan böyle bir şey yaptık. Bunların hepsini incelersiniz. Plan Bütçe Komisyonu'na havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Muhtarlık harcamalarına destek. Bu da aynı şekilde her sene yaptığımız. Bu sefer o fiyatı tekrar gözden geçirmeniz gerekiyor. Plan Bütçe Komisyonu'na havale edeceğiz bunu da. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Dördüncü gündem maddesi. Başkanlık makamına. Belediyemize ait otobüsler eski olup tamir ve bakım giderleri sürekli olarak arttığından dolayı belediye bütçesine önemli bir ölçüde yük olmaktadır. Bu nedenle 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 85-B maddesi ve 237 sayılı Taşıt Kanunu'nun 10. maddesine uygun olarak belediyemizin ihtiyacı olan 2 adet otobüslerin ihale kanunu hükümlerine göre 0 kilometre veya ikinci el olmak üzere piyasadan satın alınarak ihtiyacın karşılanmasına, bu alımlar ile ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanımız Sayın Besim Dutlu'nun yetkili kılınması hususunda gerekli meclis kararı alınmasını arz ederim. Şimdi bu tabii şeyden önce, depremden önce hazırladık bu gündemin hepsi tamamı orada hazırlandı. Yani şu anda şu ekonomiyle alınabilir miyiz alamayız bilmiyorum ama en azından bütçeyi şey yapalım ne derler ona
yetkiyi alalım. Eğer elimiz rahatlar, şartlar değişir, biraz farklı bir durum oluşursa alım yapmak istiyoruz. Çünkü özellikle şu şey de gözüktü. Siz söyleyin. Onun şey yaptık, çıkarttık onu. Ha, çıkarttık. Şimdi onu da muhabbeti yapmayalım diye çık ses etmiyoruz galiba. Neyse. İki tane değil de, zaten iki dedik bu arada. Bir de alabiliriz bu arada. İki almayı çok düşünmüyoruz. Yani şu son şey de Aksaray Belediyesi kendi otobüslerinin olmasının ne kadar önemli olduğunu da gördük. En son Aksaray Seyahat'tan yaptık. Kendi otobüslerimizi yolladık. Kendi minibüslerimizi yolladık. En son şehir içi kullanılması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem Bey'in, Ekrem İmamoğlu'nun hibe ettiği otobüsü bile biz en son şeye yolladık. Bölgeye yolladık insanları toplasın diye. Onun insanların kusura bakmasın, onun şehir içi için hazırlanmış bir otobüs. Hiç de konforlu olmadı tabii onun için ama mecburen yapmak zorunda kaldık. Çünkü her elimizdeki her şeyi kullanmamız gerekiyordu. Bizim ne kadar çok otobüsümüz, minibüsümüz olursa o kadar iyi olacağını düşünüyoruz. Alabilirsek, gücümüz yeterse bu konuda sizlerden yetki istiyorum. Bunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 5. gündem maddesi, Ulucan Mahallesi 1 adet trafo alanının ayrılması. Meclis Başkanlığı. İlçemiz Ulucan Mahallesi 1158 ada 19 parselde 1 adet trafo alanı ayrılmasına yönelik bir bölümün ölçekte uygulama imar planı değişikliği başvurusu yapılmıştır. Konunun değerlendirmesi ve meclis kararının alınmasını arz ederim. Bunu imar komisyonuna havale ediyoruz. 5. maddeyi. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul etmiştir. Sadece maddelerin başlıklarını okuyalım. Daha hızlı bitirelim. 6. gündem maddesi. Atatürk Mahallesi 1077 ada bir parseye yönelik 1/1000 ölçekte uygulama imar planı değişikliği hakkında. Bunu da oylarınıza, imar komisyonuna havale ediyoruz. Bunu da oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etme oy birliğiyle kabul etmiştir. 7. madde, Manisa Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü 26-63-181 ve 26-47-876 sayılı plan inceleme konulu yazarı hakkında. 7. maddeye de imar komisyonu havale. Oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyen oy birliğiyle kabul edilmiştir. İmar komisyonu havalesi. 8. gündem maddesi, Kayalıoğlu Mahallesi numara taş talebi hakkında. İmar komisyonu havalesini oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 9. madde, Hürriyet Mahallesi 540 ada 11-13-26 parselleri hakkında. Bunu da oylarınıza sunuyorum. İmar komisyonu havalesini. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Şimdi 10. maddeler, 14. madde olanlar imar komisyonundan gelen maddeler. Şey, imar diyorum, komisyonlardan gelen maddeler. Evet. Onunla 14. maddeleri oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Zaten hepsi oy birliğiyle komisyonlardan gelen kararlardı. Ek gündemlere geçelim. 1. ek gündem maddesi. 5 Şubat Atatürk Günü. Başkanlık makamına. İlçemizde 20 Eylül 1937 tarihinde alınan bir kararla Atatürk'ün Akhisar'a ikinci kez ziyaret ettiği 10 Ekim 1925 tarihinde hareketle 10 Ekim Atatürk Günü olarak kutlanmaktadır. Ancak Mustafa Kemal Paşa Akhisar'a ilk olarak 5 Şubat 1923 günü gelmiş ve geceyi burada geçirmiştir. Akhisar'da Atatürk Günü olarak 10 Ekim'in yerine 5 Şubat'ın kabul edilerek kutlamaların her yıl bu tarihte aksatılmadan yapılması tarihe, dolayısıyla hakikate, bilime, Atatürk'e ve Akhisar'a saygı ve vefanın gereğidir. Bu konuda meclis kararı alınmasını arz ederim. Bunu da Kanun Nizam Komisyonu'na havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 2. ek gündem maddesi. Atık giysi toplama. Başkanlık makamına. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 70. maddesinin C bendinde kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Cumhurbaşkanı'nca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7 Haziran 2005 tarihli ve 5362 sayılı esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir hükmü yer almaktadır. Söz konusu madde kapsamında Akhisar ilçe sınırları içerisinde ikinci el ihtiyaç fazlası giysilerin toplanması ve ekonomiye kazandırılması amacıyla Türk Kızılay Derneği ile Akhisar Belediyesi arasında bedelsiz olarak 3 yıllık protokol imzalanması için Belediye Başkanı Sayın Besim Tutlu'da yetki verilmesi hususunda gerekli meclis kararı alınmasını arz ederim. Bunu da Kanun Nizam Komisyonu'na havale edelim, orada tartışılsın. Ondan sonra şey yapılır. Kanun Nizam Komisyonu'na havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 3. madde. 3. ek gündem maddesi. Meclis Başkanlığı 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Merkez Üssü Kahramanmaraş ili olarak olmak üzere çevre illerde etkileyen depremin etkileri göz önünde bulundurularak Akhisar ilçesi mevcut yerleşme alanları kapsamında yapılması gereken çalışmaların değerlendirmesi yönelik meclis kararı alınmasını arz ederiz. Bunu da dediğim gibi imar komisyonunun yapabileceği
yapabileceği çalışmalar hakkında, yani meclisimizin alabileceği kararlar hakkında iman komisyonunun bir çalışma yapması için böyle bir önerge geldi. İman müdürlüğümüz zaten ön çalışmayı yapıyor. Onların önüne getirecekler. Beraber çalışırlar. Neler yapabiliriz, neler yapamayız, hangi kararlar alabiliriz. Sonuçta yasalar çerçevesinde elimizden geleni yapmamız lazım. Bunu da oylarınıza sunuyorum. İman komisyonu havalesini. Kabul edenler, kabul etmeyenler, oy bile kabul edilmiştir. Arkadaşlar, var mı söz almak isteyen? Buyur Gökhan Bey. Başkanım, öncelikle herkesi selamlıyorum. Ben de bu depremle alakalı bir şeyler söylemek istiyorum. Öncelikle milletimizin başı sağ olsun. Ben çarşambadan düne kadar deprem bölgesindeydim. Yani sizin bahsetmediğiniz konuları ben gördüm. Ben biraz bahsedeceğim. Orada Adana, Osmaniye, Hatay'da bulundum. Özellikle Hatay'da daha fazla zaman geçirdim. Bir sefer bizim Türkiye'deki bütün belediyeler, sivil toplum kuruluşları canla başla çalıştılar. Çok ciddi yardımlar gönderdiler. Bunları gördük. İşte kurtarma ekipleri geldi, yurt dışından geldi. İnsanları burada gördük. Ancak bizi orada koordine edecek o baş mevkiyi bir türlü bulamadık. Ben bir partinin genel merkez yöneticisi olarak, yanımda başka arkadaşlarım da vardı. Bu kişileri aradık. İşte jandarmanın bilmem bir yerdeki merkezindeler. Burada bir bina var. Yakınları burada feryat ediyor. Kurtarılma yapılsın istiyor. Burada kurtarma yapacak ekip var. O ikisini birleştiremedik. İkisini birleştirip içeriye sokamadık. İşte orada bir kişi var yetkili. Dedi ki AFAD izin vermeden, inşaat mühendisi onay olmadan bu bina yıkılabilir. Evet, bina yıkılma riski var. İçeri girmek riskli ama insanlar da ateşli, canları içeride. Ve o kadar kötü ki Hatay. Yani televizyondan çok iyi gözükmüyor. Şöyle düşünün, Akhisar'da Hilaliye Caddesi yok olmuş, Hürriyet'teki gökdelenler yok olmuş. Hürriyet'ten buraya gelirken her sokakta 3 tane biri sağa biri sola yatmış bina var, yollar komple kapanmış. Biz şunları gözden geçirmemiz lazım. Mesela AFAD bir toplanma merkezi kurmuş orada. Şehrin ortasında planlamışlar. Tamam, bahçeli bir alanmış ama etrafındaki bütün binalar yıkılmış. Ulaşamıyorsun. Sen bütün insanları oraya götürüyorsun. 2,5 kilometre yolu 4 saatte gittik şehrin içinde. Çünkü içeriye yardım tırı girmeye çalışıyor. Vinçler var. Ambulanslar bir yaralıyı kurtardığında götürmeye çalışıyor. Vatandaş kurtulmuş depremzede işte gıda, erzak bir şey almaya gidiyor. O kadar büyük karışıklık vardı ki. Bu durum yani bizim başımıza da gelebilir. Deprem bölgesindeyiz. Yani bu ama AFAD yönetir, ama başkası yönetir. Ama biz belediye olarak mutlaka kendimize birinci, ikinci, üçüncü toplanma yerleri, olası bir felakette başka tarafa inisiyatif alacak kişiler, yetkililer, bunları oluşturmamız lazım. Yani bunlar olmazsa o Hatay'da yaşanan şeyleri daha göreceğiz, duyacağız. Oradan gelen kişiler de anlatacaklar. O kadar kötüydü ki size anlatamam. Yani ısınacak bir ortam yok. İlk iki gün hiçbir şey ulaşamadı. Telefon hiçbir şekilde çekmiyor. İnternet, telefon yok. Bu GSM şirketleri ya, haram zıkkım olsun aldığı paralar. Aynen böyle söylüyorum. Yani o telefonla ulaşamadık. Hiç kimseyle görüşemedik. Abi Hatay'da bir haftada havalimanı açtık ya. Bir haftada. Yani havalimanı açmak ne? Gözünü seveyim, asfaltını açacaksın ya. Yol 100 kilometre yardım tırı kuyruğu oldu. Bir yandan ambulans geçmeye çalışıyor. Yol zaten dar. Gitmek bir dert, dönmek bir dert. O evler dökülmüş, arabalar. Yani şu anda Hatay'da bir insanın yaşayabileceği bir konut yok. Buna emin olun. Şimdi zaten şu da var. Çok özür dilerim. Şimdi biz yıkılan evlere odaklanıyoruz ama hiçbir eve girilemiyor ki. Yok, girilemiyor. Hepsi hasarlı. Benim iyi tanıdığım arkadaşlarım vardı, gittim. Kurtulmuşlar ama ya evin duvarları dökülmüş. Yukarı nasıl girecek? Çıkamıyor. Çıkma şansı yok. Arabası olan arabasında duruyor. Nakit para haricinde mazot alma şansın yok. Adamın nakit parası yok. Banka yok. Bankamatik yok. Yani biz cebimizde ne varsa insanlara vermeye çalıştık. En azından mazot alabilsinler diye. Başka alacak bir şey yok. Ama üçüncü günün akşamından sonra yardımlar çoğaldı. Gıda çoğaldı. İşte giysiler çoğaldı. Bu sefer de çok araç olmasından kaynaklı ister istemez getiren kişilerin hoyrat davranışları ortaya çıktı. Aldılar malı, buraya kenara indirdiler. Kenarda su yığını var. Burada giysi yığını var. Üstüne yağmur toz oluyor. İnsanlar ikinci el gibi oluyor. Almak istemiyor. Yani
Bu işlerin gerçekten iyi koordine edilerek yapılması lazım. Yani iyi niyetle insanların gönderdiği yardımlar yerine ulaşamadan israf da olmuş oldu. Sonuçta ölen canlarımıza üzülüyoruz. Devletimizin büyük bir mali kaybı da var bu işte. Yani bunları da düzgün koordine edilmesi lazımdı. Orada Sayın Bakan çıktı sabah diyor ki yağma falan yok. İnanmıyorum ben, gözümle gördüğüme mi inanacağım, bakanın sözüne mi inanacağım? Cumhurbaşkanı var dedi ya zaten. Yani ben orada yani şöyle söyleyeyim. Bütün marketlerin camları kırık. Sağlam marketlerin içinde bir tane mal kalmamış. Şu var. İhtiyacını alan eyvallah. Ama televizyon alan da var diye. Yani. Güneş kremleri talan edilmiş eczanelerde. Size söyleyeyim. Gördüklerim yani canlı. Ondan sonra cep telefoncusu sağlam kaldıysa bütün telefonlar gitmiş. O televizyon, buzdolabı falan alanlar da elbet televizyonda gördük ama ayakta kalan bir bina eğer araca konabilir bir şey taşıyorsa bunu ne yazık ki geçici sığınmacı denen, bugüne kadar onlar da insandır, gelsinler dursunlar dediğimiz kişiler tarafından, neden Maraş'ta bu olmadı da Hatay'da bu olduğu iyi sorgulamamız lazım. Geçici sığınmacılara karşı daha müsamahalı davranmamamız lazım. Herkes kendi memleketinde daha mutlu olsun diyorum ben burada. Çünkü oradaki bizim vatandaşımıza yapılan bu hak doğru değildi. Bunun yapılmaması lazımdı. Asker indikten sonra, askerimiz ve polisimiz geldikten sonra devriye atmaya başladılar orada. Bu arkadaşları yakalamaya başladılar. Ama üçüncü gün akşamında geldi. 25 otobüs geldi İstanbul'dan polis. Sadece bu iş için. Yani orada devletin görevlileri bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Mücadele ediyorlar. O enkazdan kurtarmak için saatlerce mücadele ediyor insanlar. Keşke iyi koordine edilseydik de. Emin olun Hatay'da sırf belki 15-20 bin can daha kurtulurdu. Ben bunu böyle gördüm. İçim kanadı. Çok üzüldüm orada. Yani siz söylemediniz ama ben söylemeden geçemedim. Meclis var diye geldim. Çarşamba gene gitmeyi düşünüyorum oraya. Kolay gelsin. Teşekkür yani ederiz valla. Burası bildiğiniz gibi değil ve 10 gün falan hiçbir yardım göndermeyin. Şu anda yardımlar çok yığılmış durumda. Yığılır zaten. Biz de onu yapmaya çalışıyoruz. Sadece barınak şey konteyner. Konteynerle çadır kentleri. Odun ve ısıtıcı. Hem afet olsun, Kızılay falan hepsi kurmaya çalışıyor şu anda. Dernekler kurmaya çalışıyor. Bunlar kurulduktan sonra sanki bu koordinasyon daha iyi sağlanacakmış gibi geliyor. Onu da her geçen gün bir gelişme de görüyorum yani evet, sonuçta. Ama aynı şey bugün Hatay'dan gelen arkadaşlar. İlk başta ilk 4 gün gerçekten kötü bir durum vardı. Bunu yaşamak lazımdı orada. Benim daha fazla da bir şey söylemek istemiyorum. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Değerli meclis üyesi arkadaşlarım, Sayın Başkanım, ben de depremle ilgili birkaç kelime ifade etmek istiyorum. Tabii Gökhan arkadaşımız gidip yerinde görmüş. Ama bizim de gerek sosyal medyadan gerek medyadan takip ettiğimiz kadarıyla bugünkü depremde şunu gördük. 99 yılı ve daha sonra olan depremlerden hiç ders çıkarmadığımızı gördük. 99 yılındaki depreme baktığında gerek ilk adımda gerek müdahalede şu anki depremden daha da ileriydik 99 depreminde. Maalesef şu an 2 gün hiç müdahale edemedik. Şimdi bizlerin burada kentimiz için, şehrimiz için, biliyorsunuz şehrimiz de birinci derece deprem bölgesi. Bizim kendi şehrimizle ilgili depreme karşı nasıl tedbirler alacağımızı net bir şekilde ortaya koymamız gerekir diye düşünüyorum. Bu yüzden imar komisyonunda görüşüldükten sonra deprem konusu bizlerin de buradaki önerileriyle en başta benim önerim bir binaların depreme karşı dayanıklılığını ölçmemiz işbirliği içerisinde. Tabii bunun hepsi bir anda olması çok zor ama kademe kademe bunun gerçekleştirilmesi gerekir. İkinci olarak insanın şöyle diyeyim, canı acıyan insana, başkasının acısını duyan insana insan diyoruz.
Şimdi burada Akhisar halkı deprem konusunda çok duyarlı davrandı. Ben bizzat kendim gördüm. Herkes elindeki bir ekmeğin yarısını paylaştı, yardıma koştu. Bunun yanında ülkemizdeki insanlar aynı duyarlılığı gösterdi. Buralarda halkımız çok güzel birlik beraberlik sergiliyor. Burada eksik olan bence koordinasyon ve iletişim eksikliği. Bunları ortadan kaldırırsak bundan sonraki felaketlerde en azından insan hayatının kaybedilmesinde bir yol almış oluruz. İkinci olarak afetlerde, hastalıklarda en kolay vazgeçtiğimiz şey eğitim oluyor. Gene bu depremde KYK yurtlarına depremzedeleri yerleştireceğiz diye üniversitelerimiz kapatıldı. Eğitim bir ülkenin can damarı. Aslında en son okulların kapatılması düşünülmesi gerekir. Almanya 2. Dünya Savaşı'ndan çıktığında Alman generali, Amerikan generali ülkenizde taş taş üstünde kalmamış, bir daha ayağa zor kalkarsınız demiş. Alman generalin Amerikan generaline verdiği cevap ise şu: tamam, ülkemizde taş taş üstünde kalmadı ama üniversitelerimiz ayakta. Bir ülkede üniversiteler, eğitim ayaktaysa ülke ne kadar harap olursa olsun gelecek umudu vardır. Bu yüzden kesinlikle okullarımızın kapatılmaması gerekir diye düşünüyorum ve bu karardan inşallah hükümetimiz vazgeçer. İnşallah. Üniversitelerimizi açar diye düşünüyor. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Ben bir bilgi vereyim, ondan sonra mesela ben bir ekleme yapayım. Çok %100 katılıyorum hocama. Yani çok ciddi çalışmalar yapılması lazım. Bizim ama en büyük sorunlarımızdan bir tanesi toplumumuzun, bizler de o toplumun parçasıyız, toplumsal hafızasının çok kısa olması. Şimdi her şey şu anda gündemimiz deprem. Biz 2 sene önce bunları yaşadık. Tabii bu ölçekte değil de çok daha düşük seviyedeydi. Şunu yapalım, bunu yapalım. Bir yerden sonra halkta karşılık bulmamaya başlıyor bunlar. Biz ya mesela şey için biz o zaman ciddi çalıştık İmar Müdürlüğümüzde. Binaların şeyini kontrol edelim, işte dayanıklılığı kontrol edelim ama belli bir bütçesi var. Şimdi o bütçenin de vatandaşlar tarafından karşılanması lazım, o apartmanda oturan. Şimdi o maliyeti karşılamayınca da insanlar yavaş yavaş ilgi azaldı. Yani bu konuda bizim bu şeyi de diri tutmamız lazım. Yani bu depreme karşı dayanıksız binalarda oturmamayı da diri tutmamız lazım. Bu konuda bir tanesi, şimdi TOKİ devamlı ev yapıyor. Tamam, Allah razı olsun, çok güzel bir şey ama evleri biz şu anda ilk ev projesiyle ev olmayan insanlar yapıyoruz ama bence şu saatten sonra TOKİ'nin tüm enerjisini, ki bize bir enerjisi kalacağını düşünmüyorum, bölgeye yönelecek çünkü, tüm enerjisini depreme karşı dayanıklı evler üretmeyi yönetmesi lazım. Yani her ilde yapacağı yeni apartmanları eski apartmanlarla takas etmesi lazım. Eski dairelerle takas etmesi lazım. Bu konuda çalışmalar yapması lazım. Onun dışında deprem konusundaki o şeyimizin yapacağı, ne onun adı, arkadaşlarımızın yapacağı çalışmayı mutlaka sizin önünüze gelecek. Zaten siz olacaksınız. İlavelerinizi, şeylerinizi de yaparız. Sizlerden de fikir alırız. Hani ortalıkta sonuçta mucizevi bir şey beklemeyin. Onu da söyleyeyim. Çünkü yasalar çerçevesinde kararlar alacağız. O yasaları biz sonuna kadar kullanmayı istiyoruz. Onunla ilgili başka çalışmamız var. İmam Müdürlüğümüzün başka çalışmaları. Mesela bu kolonların, market yapılırken kolonların kesilmesiyle ilgili net bir şey oldu, hemen gidiyoruz ama bunu beklemeden belki kontrol etmemiz lazım. Bir de şöyle bir şey vardı. 2000 yılından önceki evler eski, 2000'den sonrakiler hiçbir sorun yok. İşte son deprem o miti yıktı. 2019 yılında yapılmış olan evler de maalesef yıkıldı. Bu da üzücü. Burada bizim sadece şey değil, ne onun adı, eski yeni ev olarak değil, bir de sistemi bir elden geçirmemiz lazım. Konuşmamın başında da söylemiştim, yani açılış konuşmasında bu yapı denetim sistemini bir elden geçirilmesi lazım olduğu düşünüyorum. Buyurun hocam. Sayın Başkan, değerli arkadaşlar. Öncelikle yapılan her şey için ben de çok teşekkür ediyorum. Ülkemizin başı sağ olsun diyorum. Birkaç laf etmek ihtiyaç duyduğum için aldım. Çok kısa keseceğim.
Şimdi ben 99 Adapazarı depreminde oradaydım. Hem depremde de olduk. Oturduğumuz ev yıkıldı. Geçmiş olsun. Daha sonrasında da gidip kendi çalıştığım hastanede bir 52 saat çalışmak zorunda kaldım. Yani orayı terk edemedik. Çünkü ortopedi uzmanı olarak çok büyük iş düştü ve inanılmaz şeyler gördük, yaşadık. Ve orada deprem saat 3'te olduktan sonra ertesi gün sabah bütün gündüz çalışıldı. Gece olduk, gece de çalışıldı. Ben ve bir beyin cerrahı uzmanı arkadaşla beraber, o da benim gibi depremzede olmasına rağmen hastaneye gelebilmişti. Ve ayakta kalan tek hastaneydi Sakarya'da, bir Toyota Sabancı ile ortak yapılan bir hastaneydi. Ve depremin sabahı, gündüzü, akşam, ertesi gün ve ertesi gece bizler çalışmaları yapıp tabii bütün iş bahçede, artık oraya girmiyorum, oradaki yaşantılı yaşananlara. Ve ondan sonraki gün ancak helikopterle ve yolda kalan otobüslerle su verildi, yemek falan yok. Yardıma gelen şey yok işte çünkü hocam. Otoyollar kırılmış, otoyol köprüleri çökmüş. Şehir neredeyse ikiye bölünmüş. Biz şehrin bu Toyota fabrikası tarafındayız. Şehrin içindeki hastaneler, itfaiye, askeri tesis tümü yıkılmış. Hiçbir şey yok ki o zaman çok da kötüydü gerçekten, şimdiki gibi değildi. Ve biz ancak üçüncü gün, yani 52 saat ben insan olarak, hekim olarak çalıştım. 52 saat sonra işte İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin ekibi bize geldi ve şehirdeki yerlere gittiler insanlar. Ve ben 5. gün, ancak 5. gün, ben orada Sapanca'ya döndüm, bir yazlık evim vardı. Orada hayatımı sürdürdüm bir gün kadar. Sonra çarşıya geldim, evimi bulamadım. Yani kendi evimi bulmakta çok zorlandım. Çünkü sokaklar birbirine yıkılmış, dümdüz olmuş. Şimdi gibi toplantı alanı yok, şu yok, bu yok falan filan. Ve işte rahmetlik Ecevit daha sonra geldiğinde ben de oradaydım. Ağladı orada zaten, bu nedir diye. Her neyse, uzatmadan şunu söylemek istiyorum. Şimdi depremde gerçekten bina yıkıldığında, enkaz olduğunda insanlara ne devlet, ne belediye, ne şu ne bu, hiç kimse gelip oraya gerekli olduğu süre içerisinde yardım edemiyor. Çok zor. Yani Aksar yıkılmış, Turgutlu yıkılmış, Manisa yıkılmış, Soma yıkılmış, Salihli yıkılmış, her yerde deprem var. Veya bütün ilçe yıkılmış, deprem var. Yani oraya yardım gelmesi, insani yardım gelmesi, fiziksel yardımların gelmesi, yemek, ekmek, çadır, bunlar ciddi şekilde bu 24 saat içerisinde yapılamıyor. Olmuyor tabii, yani. Zaten mümkün hocam, değil. Bakın bir hafta geçti, biz hala köylere ulaşamadık şu anda. Ulaşılmayan yerler var. Ama eğer yaptığınız havalimanı, yaptığınız yol, yaptığınız hastane yıkılırsa zaten ulaşamazsınız. Evet. Yani. Ulaşım açısından ulaşamıyorsunuz başkanım. Yani insanlar da gelemiyor. İşte yol organize olup ulaşacak. Evet. Gelemiyor. Yani onun ne demek istiyorum? Açıkçası hem bu yapılarımızı sağlam yapmak ve yapmak, bir defa ona çok zorunluyuz. Zaten depremi asıl önlemi bu. Mecburuz. Aynen. Ve ben buraya gene yaşadığım günleri, yani olayı kısaca özet geçmeye çalışıyorum. Geldim ben Aksar'a, benim kayınbiraderim inşaat mühendisi. İşte bir sürü insan var. Dedi bir apartman daire alalım sana doktorum, otur burada. Dedim ben daire almam. Ben dedim Sakarya'da yaşadım, ben dairede oturmanın ne olduğunu. Gittim Atatürk Mahallesi'nden bir yer aldım. Kendim, o günkü yönetmelik ve bir de bana yardımcı olan bir NATO inşaatlarında çalışan bir teknisyen çocukla biz bir ev yapmaya çalıştık. Ben 4 tane demirci ustasıyla kavga ederek inşaattan göndermek zorunda kaldım. Çünkü eksik yapıyorlar işlerini, o söyleneni yapmıyorlar. Yapmamaya çalışıyorlar. Mantolama yaptık, dediler doktorun parası çok, doktor saçıyor paralarını buraya. Ki yoktu o zaman Aksar'da öyle bir şey. Yani biz binalarımızı öncelikle hani eğitim şu bu, bunlar sonra da konuşacak şeyler ama biz ne yapıp edip yani bence en kısa ve kolay çözüm de o gibi geliyor bana. Binalarımızı sağlam yapmamız lazım ya da sağlamlaştırmamız lazım. Hocam ben size bir bilgi vereyim mesela. Hürriyet Mahallesi'nde imar nasıldı biliyorsunuz. Yani imar nasıl normalde? Büyük geniş caddeler 4 kat, ara caddeler 3 kat. Doğru mu müdür? Doğru. Sonra bir şeyler oldu. Kim yaptıysa onu, o planı kim yapsa Allah bin kere razı olsun. Tamam, kim yaptıysa Hürriyet Mahallesi'ni o şekilde imar kim açtıysa şey de diyebilirdi. Şimdi aynı yıllarda o kentlerde yapılmış. Bakıyorsun binalar 12-14 katlı binalar.
ve aynı temel sistemi. Evet, güzel bir temel sistemi ama o şeye uygun mu? Zemine uygun mu? Hürriyet Mahallesi'nin zemini öyle çok çok aman aman sağlam bir zaman değil. Ama 3 kat 4 kat olduğu için, villalar çok olduğu için, 2 katlı villalar çok olduğu için gayet güzel, iş görür. Allah razı olsun yapanlar. Ondan sonra bakıyorsun Atatürk Mahallesi. Atatürk Mahallesi'nin zemini daha sağlam, Hürriyet Mahallesi mi? Atatürk mü daha sağlam? Bence de Hürriyet daha sağlam yani. Değişir. Neyse, Atatürk Mahallesi söyleyeyim ben size. Benim hayal ettiğim, kafamdaki olan yerle Bataklık. Bataklık. Şimdi eski Aksaraylılar bilir. Kesinlikle Bataklık. Adı ne oranın adı? Kovalık. Kovalık. Teşekkür ederim yani. Kovalık. Su basan yer. Su basan. Hürriyet Mahallesi mi evler daha yüksek, Atatürk Mahallesi mi daha yüksek? Yani bizim tamam temeller önemli, teknoloji gelişti. İşte Bayraklı mesela bize öyle dediler Bayraklı depreminde. Bak dediler eski evler yıkıldı, Gökdelenler yıkılmadı. Ama Gökdelenin hepsinde koca koca fora kazıklar var. Biz burada fora kazık mı atıyoruz her bir şeye? Yani attığımız temel belli işte. Mutlaka evler güzeldir, sağlamdır. Ama biz biraz daha yapılaşmayı yaymamız lazım. Düzeltmemiz lazım. Yani yüksek yapılaşmaya izin vermemiz lazım. Kesinlikle. Biz 5 derece deprem bölgesiyiz. İmam müdürümüz çok güzel bir şey söyledi. Alalım dedi başkanım şeyi, fay hattı haritasını koyalım. Yapı şeyini, yüksekliğini ona göre izin verin dedi. Yapı şeyini, her şeyi ona göre belirleyelim dedi. Kuralları bizim önceliğimiz bu olsun dedi. En son bir toplantı yaptık. 1,5 saat sürdü. Onu kesinlikle anlatıyor adam bana. Haklı. Kesinlikle. Ama işte ne oluyor? İnsanlardan rant talebi geliyor. Buna karşı çıkamıyorsunuz. Bu yüzden kimse kusura bakmasın. Bana bu saatten sonra zaten kabul etmiyordum. Zaten hiçbir Allah'tan ilçe belediyesi bizim öyle bir yetkimiz de yok ama tek başımıza. Zaten ben buna karşıydım. Bundan sonra tamamen karşı. İşte rantın sonucu. Yani. Rant alanlar işte görüyoruz, tabii, yaşıyoruz. 14 katlı, 12 katlı gerek yok. Evet. 4 yani... kat olsun abi. 4 kat olsun. Aile apartmanı olsun. Bak Hürriyet Mahallesi tamamı aile apartmanı. Çok da mutlular. Bir katta kendi oturuyor. Bir katta kardeşi oturuyor. İşte oğlu oturuyor. Bilmem ne. Diğer tarafta çok para kazandık. Ya bizim ailemiz de kazandı. Dededen kalma arsalarımız vardı. Allah razı olsun. Hani çok güzel para ama doğru mu? Değil. 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 Ve Gölet tarafında biliyorsunuz çok da ciddi yüksek binalarımız var. Yani mutlaka ben... çok kalitelidir hepsi. Evet. Onun konuda hiçbir yanlış anlamı şüphe. Bu bilimsel bir yorum yapmıyorum ben. Ben şu an dışarıdan gördüğümü söylüyorum. Bilimsel yorumu iman komisyonumuzla hep beraber yaparız. Ha bundan sonra ben Akhisar Belediye Başkanı olarak benim tarzım bu işi kimsenin inisiyatifine bırakmamak. Ha ne kadar az olursa kat o kadar güzel. Kesinlikle. Hemfikiriz değil mi bunda? Bu doğru bir şey mi? Yani kesinlikle. Sen inşaat mühendisi olsun sonrasında ha bu işi de mesela iki katlı evler, üç katlı evler ne kadar çok bu tarz evleri yaparsak o kadar güzel olur. Ha bu işi de siyasilerin inisiyatifine bırakmamak lazım. Bu işi gidip de bir siyasinin karar vermesine izin vermemek lazım. Gerekirse bu işte Ankara'dan net bir şekilde kurallarını koymak lazım. Bakın biz otopark yönetmeliği şey yapıyoruz. Onda bile müteahhitlerle şey yapıyoruz, tartışıyoruz. Şöyle mi olsun? Devamlı zorlamayla karşı karşıyayız. Allah'tan çok rahat dik duran bir iman müdürlüğümüz var. Yani o konuda çok rahatlar. Biz de siyasi desteği veriyoruz. Yanlış anlamayın. Müteahhitleri, bu işten para kazanacak arsa sahiplerini biraz üzeceğim. Gerekirse bu yüzden seçimde kaybederim. Başımın üstünde hiç sıkıntı yok. Ama Akhisar'da bu tarz şeylere müsaade etmemeye çalışacağım bundan sonra. Ha bundan sonra önce olanları nasıl düzeltiriz? Onu da otururuz hep beraber. Hep beraber çözüm hemen düşünmek bu yani. Bir anda her şeyi çözebileceğimiz olmaz. Bir toplantı değil. Mümkün değil. Son bir cümle. Sakarya'da Royal Evleri diye bir mahalle var başkanım. 10 tane daire İngilizler yapmış. 1960'lı yıllarda Ünlü Royal Lastik Fabrikası kurulmaya başladığında mühendislerine yapmışlar. Ne 99 depremde ne ondaki sonraki depremde hiçbir şey olmadı. Hepsi taş duvarlı, bodrum katlı, tek katlı evler. Hala duruyor Adapazarı. Abi 3 olsun 4 olsun ya da yani evet. Bizim deprem bölgesi 15 evet. Katlı. Ha böyle çok sağlam kazıklar falan yapmıştır. Allah razı olsun elini öperiz ama çok büyük masraf. Gerek yok yani. Biz evet. Garanti alalım kendimizi garanti alalım yani. Yerler var nasıl olsa. Yani binamızı ya, sağlam yapmak zorundayız. Akhisar'da boş yer sıkıntısı da yok. Yok. Yani siz oyalım siz biliyorsunuz bayağı boşluk var Akhisar'da. Bakıyorsun Hürriyet'te bile 2 tane ev var arkasında boş arsa var. 3 ev var boş arsa. Atatürk'te öyle. Yani bizde şu anda arsa çok. Hani evet. insanların inşaat yapabileceği arsa çok. Öyle bir evet. Sıkışıklığımız falan yok bizim. Çok geniş bir ovada yayılıyız. Ha ovada yayılmanın kötü yanında maalesef yumuşak zemin üzerindeyiz. Evet. Sağ olun. En güzel yerimiz Hacı İshak. Ben depremlerden sonra bana kızıyorlardı Hacı İshaklar. Ya, sen niye ya. Hacı İshak geçmiş olsa gelmiyorsun diye. Ya sen biz oraya acaba kaçmaya gelmemiz lazım. Taş gibi zemini var. Ya evet. Toki evleri, o Toki evlerine bir şey olur mu? Hiçbir olmaz. Şey olmaz. Ya şeyle yapıldı onlar. Ben eczacıydım o zaman. Dinamitler patlatıp duruyordu onların temeli yapılırken.
Şimdi oradaki yani mesela TOKİ evleri yıkılmıyor deniyor ya. Şimdi bu TOKİ evi yıkılır mı? Kayanın üstüne taş gibi bina. Yani şimdi bunları falan hep tartışmamız lazım. Burada da yanlış anlamayın. Bu o kötüdür, bu iyidir falan değil. Kimseyi huzursuz etmek değil niyetim. Anladın mı? O siyasiler kötüdür, bu siyasiler iyidir falan değil. Biz burada Akhisar'da insanın hayatı üzerine konuşuyoruz. Evet. Yani evet. Binaları yapmış, bu bunu yapmış. Hiç önemli değil. Biz bundan sonra doğruları yapalım. Binalarımızı sağlam yapmak zorundayız. Bu kadar. Enkaz olmasını önleyemezsek yani hiç kimse hiçbir yere istediğimiz zaman da yetişemiyor çünkü. Yetişemez de öyle bir imkan da olmaz. Tabii yolları, apartmanları yıkarsan nasıl geçecek? Nasıl geçeceksiniz? Yani evet. Şehir içi trafiği de çok zor. Mesela siz konuştukça o fikir verdi bana. Gökhan Bey konuştukça o aklıma geldi. Belki de şehir dışında bizim çok geniş bir alan şimdi hazırlamamız lazım. Hem bir depo. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Bizde ne çadır kaldı ne bir şey kaldı. Hepsi gitti bölge. Bu iş bitsin bir de onun almamız lazım yani. Ona da bütçe ayırmamız lazım. Evet. Teşekkür ediyorum ben. Ben teşekkür ederim. Sağ ol. Bu tabii. Var. Yok. Aşevimiz var. Şeyimiz var. Ne derler? Aşevimizi bizim en büyük yapma sebebimiz zaten bu tarz bir afetle karşı karşıya kalma durumuydu. Biz tabii o da onlarda sıkıntı yok. Onlar var ama şu da var arkadaşlar. Şunu da bilmekte fayda var. Allah korusun burada bir deprem olduğu zaman buradaki belediyenin ancak koordinasyon konusunda faydası olur. Çünkü Allah korusun buradaki adamların da evleri yıkılmış olacak şeyler dışarıdan gelen yardımların koordinasyon açısından. Yani mesela bir alanın olması lazım, deponun olması lazım, stokta çadırların olması lazım. Bizim 200'e yakın çadırımız vardı stokta. Gitti. Yani gidecek yani normal. Helal hoş olsun ama bu iş bittikten sonra tekrar almamız lazım. Acil durumda çünkü şimdi Akhisar'ın şu avantajı İzmir'e gider başka yere gider ama burada kalan çok sayıda insan olacak. Onları hemen anında bir yerleştirmemiz lazım. Ya 5 gün geçmiş hala çadırsız insan var. Yani bir hafta geçti hala çadırsız insanlardan bahsediyorlar. Yani gün be gün azıyor. Çok geniş bir alan eyvallah ama biraz daha iyi organize olmamız lazım diye düşünüyorum. Ya bu imkanlarla bu zenginlikle. 20 sene önce cep telefonu yoktu memlekette ya. Cep telefonu yoktu 400. 97 yılında 96 yılında ilk telefonları aldığımızda çoğu yerde çekmiyordu. Şimdi aradan bu kadar zaman geçtikten sonra iletişimin, ulaşımın, koordinasyonun, bilgisayar sistemleri falan çok daha hazırlıklı olması lazım idi. O da bizim sorunumuz değil. Biz kendi sorunumuza odaklanalım. Yani Allah böyle bir afet bir daha vermesin. Yani inşallah da vermez. Ben... Buyurun. Lütfen, lütfen efendim. Göstermesin diyorum. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Kalanlara sağlık sıhhat diliyorum. Bu hepimizin acısı. Gerçekten çok büyük acı. Hani diyorlar ya yüzyılın felaketi. Bakın 10 tane büyük şehir. Bunların ilçeleri, buraların kırsal mahalleleri. Hepsine bir günde ilk günü yetişmek bilmiyorum. Yok, ne kadar kolaydı. Bir hafta geçti ablacığım, bir hafta geçti. Bakın ilk hala günü diyoruz. Burada bir eleştiri oldu. Gün, ilk günü. Üç gün, tamam üç muhalefet sürdü, gereken eleştiri yapar. Bir şey olmadı yani. Hepsine saygı duyuyorum. Hı-hı. Ama yani burada 10 tane büyük şehir yerle bir oldu. Biraz bilmiyorum daha vicdani davranmamız şimdi, lazım. Ben mesela şu konuda daha objektif olmamız lazım. Çok, bu yaraları hep beraber birlikte sarmamız mesela lazım. Mesela o 100 yılın şeyi diye, 100 yılın afeti diye, felaket, 100 yılın felaketi diye internet sitesi bile açtılar utanmadan. İnternet sitesi açacakları şeye, enerjiyi gitselerdi orada çalışsalardı. O adamların yatacak yeri yok. Yani, o şey Twitter'ı kapatan var ya Kim kapattıysa ya bakın Başkanım, sosyal medya bakın, çok kirlendi. Çok kirlendi. İnsanlar oradan yardım bakın, istiyordu, yardım. Bakın sosyal medya çok kirlendi. Herkes birbirine iftira atıyor, kötülük yapıyor, fitne ya fücurluk yapıyor. Ben lütfen sadece, objektif olalım. Devletimizle milletimizle ele vurup buyur yarayı AKP, nasıl saracağız ona bakalım. AKP Soma ilçe bakın, başkanı dahil bir haftadır ben iftira şey yapıyorum, lafı yiyorum. Onu, kimseye de hiçbir şey demedim. Hiç bakın, bakın ben size bir paylaşım yapayım. Çok komik bir paylaşım. Ben dedim ki AFAD bizden devamlı şey istiyoruz. Ne onun adı? Çöp evet, bidonu istiyor. Evet. Yolladık 60 tane yolladık. Soma'ya gitmiş. Doğru mu? Fen işler bir dövü de mi? Burada mı fen işler? İmbat madenciliğe biz şey yolladık. Ondan sonra dedi ki 1, 2, 3 ne işe yarıyor bu dedik. 60 tane gönderdik oraya. Ya dediler bu çöp bidonlarından şey yapıyoruz bir de fotoğraf gönderler. Dedim çok hoşuma gitti. Dedim ki gururla söyledim. Örnek olsun diye tüm Türkiye örnek olsun diye söyledim. Bakın dedim çöp bidonlarımız dedim şey yapılmak üzere bu şekilde bidon yapılmak üzere AFAD'a teslim ediyoruz dedim. Çok da güzel hoşuma gitti. Ya AKP Soma ilçe başkanı laf ediyor bana altta. AKP Soma ilçe başkanı ya senin derdin bu mu?
Hepsini sen yapmış ol. Ben bir tane bile yapmayayım, önemli değil. Ya bunun için laf mı yenir? Hala siyasetten böyle bakıyor insanlar. Ya hakikaten şimdi Twitter, haklısınız. İftira atanlar, provokasyon var mı? Var. Ama buradan insanlar yardım dileniyor. Yani buradan insanlar konum atıyordu. Daha o saatlerde yer altında kalmış, göçük altında kalmış insanlar buradan konum atıyor. Biz Twitter'ı kapattık. Yani nasıl bakın, böyle işte, bir, nasıl bakın, bu kadar kötü olabiliyoruz biz? Bakın çok çirkin siyasetler gerçekten nasıl çok berbat bir şey. Valla çirkin siyaseti bu insanlar yapıyor işte. Bakın bu ya, çirkin siyaset. Böyle siyasi çekişmelere girmeyelim değil, lütfen. Değil, ne siyasi çekişme değil. Bak, yalvarıyorum yani. Şimdi bu zaman Twitter, yaraları sarma zamanı. Başkanım lütfen. Niye kapandı Twitter? Yaraları sarma zamanı şimdi. Valla hepimiz elimizden geldiğince bireysel olarak biliyor. Devlet olarak ben sizi bakın, ben sizi bakın kurum ben sizi olarak, Hataylı sizin siyasi parti üye bir arkadaşla tanıştırayım bir konuştum. Bugün karşılaştık. Bugün bir konuşun Hataylı neler oldu? Bir AK Partili ablamız bugün geldi bana anlattı bir konuşun. Hiç inan siyaset falan değil. Neler bakın, oldu bir gün? Ben kahroluyorum. Bunları duydukça kahroluyorum. Sayın Başkanım hayat maalesef A Haber'de ibaret değil. Siyaset yapmayalım. Tamam. Yapmıyoruz siyaset falan. Efendim, kahroluyoruz. Ölüyoruz yani. İnsanların yaralarını saralım. Birbirimizi kötülemeyelim. Sosyal medyada olsun, her yerde olsun. Baktınız mı siz beni takip ettiniz mi? Bakın. Siz beni takip ettiniz mi? Ediyorum. Tamam. Okuyorum da. Onun için lütfen yaraları bir an önce saralım. Var, ben de o bu, hükümet onu yapmadıydı. Solcusu da var, sağcısı da var. Ben size ben iyi olacağım bak. Bırakalım bak, bu işleri. Bunlardan bize fayda gelmez. Bak ben göstereceğim size şimdi. Biz bitireceğim ondan sonra size göstereceğim. Hemen bir başkanım saniye. O dediklerinin hemen, hepsini ben gördüm. Şu ruh hastasına hepsini bak. Hepsini gördüm ben. Bak çıkışta göstereyim size. Polemik de yapmak istemiyorum. Yok çıkışta lütfen, göstereceğim. Lütfen benim derdim ne düşündüğünüzü, sadece önlemler alınsın. Bu da bize büyük bir ders olsun. Akhisar'da yok. Neler yapabiliriz biz onları konuşalım, biz onları tartışalım. Biz bu saatten sonra ders almayız. Benim sıkıntım yok yani. Devletime güveniyorum. Hükümetime güveniyorum. Ben devletime güveniyorum. Biz bunun üzerinden Allah'ın izniyle geleceğiz. Saygılar sunuyorum. İnşallah. Gelemedik işte. Sıkıntı o. 20 senede bir ölüyoruz. Efendim abi buyur. Buyur hocam. Onu bence komisyonda tartışalım. Boş ver. Hiç uzatmayalım şimdi. Hakikaten çok şey değil. Ben başka bir şey arıyorum şimdi. Onu çok merak ettim ben. Neymiş bu? Eğer sen bana bir şey yollamışsın onu yollasana bir daha buna. Çıkışta ben bir göstereceğim onu size. Beraber tartışalım onu şimdi. Siz bir çocuğunuza, evladınıza, kardeşinize bunlar dense ne hissedersiniz? Maalesef. Ben size göndereceğim bakarsınız. Efendim ben çok teşekkür ederim. Özellikle bu konulara hiç girmek istemiyorum. Canı sağ bu işleri yapanlar yani bu ülkeye şu felakette yardım için uğraşanlar, orada arama kurtarma ekipleri yani kim olursa Allah bin defa razı olsun. Bir afet yaşadık. Eksiklikleri söylediğimiz zaman siyasi olarak anlaşıldığı için o yüzden konuşmayı şey yapıyorum. Fazla da söylemek de istemiyorum. Aynen çok da uzatmadan, işin tadını da kaçırmadan ama biz bugünleri unutmayacağız. Daha ben hiç konuşmadım. Konuşmaya başladığım zaman da çok eğlence olacak. Ondan sonra çok farklı şeyler konuşacağız. Efendim bu bir sonraki toplantı tarihimiz 7 Mart Salı saat 16'da. Toplantıyı kapatıyorum.